Bugün sizlerle Japonya'nın en korkunç suçlarından biri olan Tsutomu Miyazaki'nin hikayesini paylaşacağım. Doğuştan gelen farklılığı onu her zaman diğer insanlardan uzaklaştırdı. Otaku katili olarak da bilinen Miyazaki'nin hayatı, işlediği korkunç cinayetler ve kaçınılmaz son olarak yakalanışı. Hakkındaki tüm detayları şimdi hep birlikte konuşacağız. Öncesinde sizden kanalımıza abone olmanızı ve içeriklerimizi beğenmenizi rica edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Tsutomu Miyazaki 21 Ağustos 1962'de İtikazçı Tokyo'da varlıklı bir ailenin oğlu olarak doğdu. Beklenenden erken doğdu ve el eklemlerinin birbirine kaynaşmasına neden olan ve bileklerini yukarı doğru bükmesini engelleyen nadir bir doğum kusuruna sahipti. Miyazaki'nin ailesi bölgesel bir gazete şirketi işletiyordu. Büyük babası ve büyük büyük babasının kasaba konseyinde görev yaptığı İtikazçı'da iyi tanınıyorlardı. Ebeveynlerinin meşgul olması nedeniyle çoğunlukla büyük babası ve ailenin dadı olarak tuttuğu zihinsel engelli bir adam tarafından büyütüldü. Miyazaki kendi halindeydi ve nadiren sosyal etkinliklere katılırdı veya arkadaş edinirdi. Utancından dolayı ellerini sık sık fotoğrafların içine saklardı. Ancak çizim yapmaktan zevk alıyor gibiydi ve evde yalnızken çizgi romanlarla ilgilenmekten hoşlanıyordu. Miyazaki ilkokula gittiğinde sakatlığı nedeniyle dışlandı ve sonuç olarak kendi içine kapandı. Meiji Üniversitesi ile ilişkili prestijli bir lise olan Nakano'daki Meiji Nakano Lisesi'ne gitti ve notları önemli ölçüde düşmeye başlayana kadar yıldız bir öğrenciydi. Sınıfındaki 56 kişiden 40. oldu ve okulun öğrencileri için olağan olan Meiji Üniversitesi'ne kabul edilmedi. Miyazaki başlangıçta amaçladığı gibi İngilizce öğrenmek ve öğretmen olmak yerine yerel bir koleje gitti ve fotoğrafçılık teknisyeni olmak için eğitim aldı. 1980'lerin ortalarında Miyazaki İtikazçı'daki ailesinin evine geri döndü ve ablasıyla aynı odayı paylaştı. Ailesi İtikazçı'da oldukça nüfuzlu olmasına rağmen onların işini devralmak gibi bir isteği olmadığını belirtti. Çocukluk yıllarında ebeveynleri tarafından ihmal edildiğini hissetti. Özellikle annesi sıklıkla evde yoktu ve Miyazaki bu duygusal boşluğu doldurmak için manga ve animeye sığındı. Bu ilgi zamanla saplantılı bir hale geldi. Miyazaki yaş aldıkça manga ve animeye olan ilgisi rahatsız edici bir hal almaya başladı. Özellikle korku, çocuk pornografisi gibi konulara ilgi duymaya başladı. İzole çocukluğu ve bu rahatsız edici görüntülere olan ilgisi onu gerçeklikten daha da uzaklaştırdı. 1980'lerin sonlarına doğru Miyazaki ailesinin evinden ayrılarak kendi başına yaşamaya başladı. Evi şiddet ve pornografik içerik barındıran binlerce manga ve video kasetiyle doluydu. Sosyal etkileşimleri minimaldi ve zamanının çoğunu karanlık fantezilerine dalarak geçiriyordu. Bu arada büyük babasını kaybetti. Bu onu oldukça fazla etkiledi çünkü ona en çok değer veren kişi olarak onu görüyordu. İşte rahatsızlığının da bu zamanlarda başladığı düşünülüyor. Bir gün küçük kız kardeşini duş alırken izlediği ortaya çıktı ve onunla yüzleştiklerinde annesine ve kardeşlerine saldırdı. Günler onun için oldukça kötü gidiyorken Japonya'da çok da alışılmadık tuhaf ve sansasyonel cinayetler yaşanmaya başladı. 1988 ve 1989 yıllarında tam olarak 4 cinayet yaşandı. Ağustos 1988'de 26. doğum gününden sadece bir gün sonra Tsutomu Miyazaki 4 yaşındaki Mariko Ono'yu kaçırdı. Miyazaki'ye göre ona sadece dışarıda yaklaştı, onu arabasına götürdü ve sonra uzaklaştı. Tokyo'nun batısındaki ormanlık bir alana gittiler ve arabayı yoldan geçenlerin göremeyeceği bir köprünün altına park etti. Yarım saat boyunca ikisi arabada bekledi. Sonra Miyazaki 4 yaşındaki çocuğu öldürdü. Kıyafetlerini çıkardı ve ona tecavüz etti. Dikkatlice onu soydu, çıplak bedenini ormanda bıraktı, kıyafetleriyle eve döndü. Birkaç hafta boyunca cesedi ormanda çürümeye bıraktı. Periyodik olarak kontrol ettim. Sonunda ellerini ve ayaklarını çıkardı ve dolabında sakladı. Miyazaki daha sonra çocuğun ailesini aradı, telefona derin bir nefes verdi ve başka bir şey söylemedi. Aile cevap vermedi ve o bir cevap alana kadar aramaya devam etti. Küçük çocuğun kaybolmasından sonraki haftalarda aileye kanıt kutusu ve bir not gönderdi. Ekim 1988'de Miyazaki ikinci küçük kızı kaçırdı. İkinci kurbanı Miyazaki'nin yolda yürürken gördüğü 7 yaşındaki Masami Yoshiwaza'ydı. Ona bir yolculuk teklif etti ve ardından Mariko Ono'ya yaptığı gibi onu tenha bir ormana götürdü ve öldürdü. Tekrar cesede cinsel saldırıda bulundu ve kurbanın kıyafetlerini de yanına alarak onu ormanda çıplak bıraktı. Bu sırada Saitama vilayetindeki küçük kızların ebeveynleri arasında panik başlamıştı. Kaçıran seri katil adayına otaku katil adı verilmişti. Otaku terimi özellikle manga ve animeye karşı takıntılı ilgi duyan kişi anlamına geliyor ve medya Miyazaki'ye hemen bu şekilde damgaladı. Sanat formunun tutkunları bu etiketi reddetti ve manganın Miyazaki'yi bir katile dönüştürdüğüne dair iddiaların hiçbir temeli olmadığını savundu. Sonraki 8 ay içinde katil iki çocuğu daha kaçıracaktı. İkisi de küçük kızı ve ikisi de aynı şekilde kaybolacaktı.
kaybolacaktı. 4 yaşındaki Erika Namba, Yoshizawa gibi yolda yürürken kaçırıldı. Ancak bu sefer Miyazaki onu arabaya zorla bindirdi ve arka koltukta kendi kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Miyazaki onun fotoğraflarını çekti, öldürdü ve sonra ellerini, ayaklarını bağladı. Cesedi cinayet mahallinde bırakmak yerine onu bir çarşafın içine, arabasının bagajına koydu. Daha sonra cesedi otoparka ve kıyafetlerini de yakındaki bir ormana attı. Mariko Nono'nun ailesi gibi Erika Namba'nın ailesi de dergi küpürlerinden bir araya getirilmiş, rahatsız edici bir not aldı. Notta şunlar yazıyordu: Erika, soğuk, öksürük, boğaz, dinlenme, ölüm. Otaku katilinin son kurbanı onun en rahatsız edici kurbanlarından biriydi. Miyazaki 1989 yılının Haziran ayında 5 yaşındaki Ayako Namuato'yu kaçırdı. Kızın kendisini fotoğraflamasına izin vermeye ikna etti. Ardından onu öldürdü ve cesedini daha önce yaptığı gibi ormana atmak yerine evine götürdü. Evde cesedi cinsel olarak istismar ederek fotoğraflarını çekerek 2 gün geçirdi. Ayrıca cesedi parçalara ayırdı ve küçük kızın kanını içti. Hatta ellerini ve ayaklarını çiğnedi. Miyazaki çürümeye başladığı anda vücudun geri kalanını parçaladı ve parçalarını Tokyo'nun çeşitli yerlerine, bir mezarlığa, bir umumi tuvalete ve yakınlarındaki ormanlara attı. Ancak polisin parçaları mezarlıkta bulacağından korkmaya başladı ve 2 hafta sonra onları almak için geri döndü. Bundan sonra parçalanmış bedeni evindeki dolabında sakladı. Peki soruşturma ve yakalanması nasıl oldu? Polis uzunca süre olayların peşindeydi. Onun ebeveynlere gönderdiği kutuları teşhis etti. Miyazaki polisin keşiflerini duyurmasını izledi ve ailesine Konno'nun 4 yıllık cesedinin çürümekte olduğunu anlattığı bir itiraf mektubu yazdı. Temmuz 1989'da Miyazaki bahçelerinde oynayan 2 kız kardeş gördü. En küçüğünü ablasından ayırmayı ve onu arabasına sürüklemeyi başardı. Ablası koşarak babasını almaya gitti. Babası da Miyazaki'yi arabada kızının fotoğraflarını çekerken buldu. Baba Miyazaki'ye saldırdı ve kızını arabadan çıkardı. Ancak yaya olarak kaçan Miyazaki'yi alt edemedi. Ancak daha sonra arabayı almak için geri döndü ve polis tarafından pusuya düşürüldü. Tutuklandıktan sonra arabasına ve dairesine yapılan aramada inanılmaz derecede rahatsız edici deliller ortaya çıktı. Miyazaki'nin dairesinde polis 5000'den fazla video kaseti buldu. Bazıları anime filmlerdi ve kendisinin cesetlere kötü muamele yaptığı videolar kayıt altındaydı. Ayrıca diğer kurbanlarının fotoğrafları ve giysilerinden de parçalar buldular. Ve tabii ki 4. kurbanının cesedi yatak odasındaki dolapta çürümüş halde bulundu ve bu cesedin elleri yoktu. Tsutomu Miyazaki yargılanması boyunca inanılmaz derecede sakin kaldı. Muhabirler tutuklanmasına neredeyse kayıtsız kaldığını ve yaptığı şeylerden veya karşı karşıya olduğu kaderden tamamen rahatsız olmadığını belirtti. Sorulara sakin bir şekilde cevap verdi ve anlamsız suçları işlemiş olmasına rağmen düşüncelerinden pişman görünmüyordu. Suçları sorulduğunda suçlarını içinde yaşayan ve onu korkunç şeyler yapmaya zorlayan bir alter ego olan Ratman'e yükledi. Duruşma sırasında onu inceleyen psikanalistler ebeveynleriyle olan bağ eksikliğini rahatsızlığının erken bir işareti olarak sapladılar. Ayrıca ailesiyle hiçbir bağ olmadığı için ona teselli vermek için manga ve slasher filmler gibi bir fantezi dünyasına yöneldiğini belirttiler. Bu arada ebeveynleri onu alenen reddetti ve babası oğlunun avukatlık ücretlerini ödemeyi bile reddetti. Daha sonra 1994'te intihar etti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere.